Bu sabah Rosado uyandık. Yürek ve Agata'nın evindeydik. Gece. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi ben ışığı geçtim. Merve ışıkta kaldı. Onu bekliyorum. Şimdi Merve geliyor. İlk kez korna çalan birini duydum. Bisiklet yollarından Wrocław'ın merkezine geçiyoruz. Wrocław'dan çıkıyoruz. Burası Lidl'ın önü. Bunların tamamı bisiklet parkı için konulmuş. Biz de bisikletlerimizi buraya park ettik. Şimdi ne yapacağız aşkım? Şimdi bir şeyler alacağız. Alışveriş yapacağım. Ay güneş. Bakalım güneşe. Şimdi yiyecek bir şeyler almayı planlıyoruz. İçeriden bakalım ne alacağız bilmiyorum şu anda. Bir fikrimiz yok. Aynen bir fikrimiz yok. Bakınca karar vereceğiz. Az önce Wrocław'dan çıktık. Şimdi şurası havalimanı. Havalimanının kenarından yavaş yavaş gidiyoruz. Arabaların yanında yine bisiklet yolu var. Yer yer karşımıza bisiklet yolları çıkıyor çok. V9 bisiklet yolu diye geçiyor burası. Az önce otobanın yine altından geçerek bu tarafa girdik. Almanya'ya işte 2 günümüz falan kaldı artık. Bugün ve yarın girmiş olur muyuz diye bilmiyorum ama öteki gün girmiş oluruz büyük ihtimal. Şimdilik yol böyle. Her şey yolunda. Wrocław çok güzel geçti. Şehir merkezi gerçekten çok güzel. Şehirden de rahat çıktık bu arada. Hiç yani çok kolay bir şekilde çıktık. Yani hiç böyle zorlanma falan hiçbir şey yoktu. Bu otobanın altına girmeden önce 2 tane büyük marketin yanından geçtik. Domino's Pizza falan da vardı hatta yanında. Rossmann vardı. Lidl Market vardı. Bir de bir tane daha market vardı. Lidl'a girip bir şeyler yedik çıkmadan önce. Legnize'ye doğru ilerliyoruz. Bu sefer bayağı bir köy yolu diyebileceğim yani çok seyrek aracın geçtiği bir yoldan ilerliyoruz. Bugünkü planımız Legentia yanındaki yakınlarındaki kamp alanında kalmak. Yol kalitesi pek iyi değil ama çok seyrek araç geçtiği için rahat ilerliyoruz. Sen ne demek istersin aşkım? Vallahi güzel bir yolda ilerliyoruz şu anda. Çok az araç geçiyor. Az bir araç geçiyor. Küçük yerden geçiyoruz. Bu arada çok fazla küçük yerlerde benzin istasyonları yok. Onu söyleyeyim. Yani böyle tuvalet vesaire başka ihtiyaçlarınız varsa böyle büyük yerlerde halledin bunları önce. Wrocław'dan çıkalı 26-27 kilometre kadar oldu. Şimdi bu tarz yoldan gidiyoruz yine. Küçük kasabalar, hatta küçük yerleşim yerleri. Kasaba bile değiller. Bu şekilde yol yani bazen iyileşiyor, bazen böyle oluyor. Ama yine iyi yani. Şansımızı bayağı sıcak. Yağmur yok en azından. Yağmur oldu mu gerçekten rezil oluyoruz yani. Islanıyoruz. Çok durmak zorunda kalıyoruz. Şimdi böyle düz yolda basıp gidiyoruz şu anda. Ne yapıyorsun aşkım? İyi bebeğim. Dinleniyor musun? Dinliyorum. Bakamıyorum daha. Evet, güneş var. Şu an şöyle bir yerlerdeyiz. Bir kenara çektik, dinleniyoruz. Şöyle. Yer yer bazı taraflar ağaçlık oluyor. Bir tarafta tarlalık var.
Çiftçi. Ya genelde çiftçiler çok var değil mi burada bir tane? Evet, çiftçiler fazla, daha fazla. Burada çok fazla gördük. Köylerdeki evlerin kaliteleri biraz azaldı. Aynen. Yani daha böyle gösterişli, daha güzel evler vardı girdiğimiz tarafta. Bu tarafta o kadar güzel ve gösterişli evler yok. Aynen, bir de insanlar yaşamıyor sanki gibi. Evet, evet. Gerçekten çok sınırlı şey var. Yani çok sınırlı insan gördük yani. Bir de şey... bir de market bulamıyoruz yani, evet, büyük küçük, market. Çok küçük yerden geçiyoruz. Yani bizim bakkal minik diyebileceğimiz. Minik bakkallar var yani, öyle ihtiyacımızı karşılayacak şeyler yok pek. Size Wrocław'dan çıkıp Legnistopol'e nasıl gittiğimizi, neler yaşadığımızı onları anlatacağız. Aynen. Sabah ne yaptık bebeğim? Sabah Burek ve Agata, Agata ile birlikte kahvaltı küçük yaptık. Küçük çocuklarıyla birlikte. Aynen, küçük çocuklarla birlikte kahvaltı yaptık. Burek çocukların ismi. Onlar birlikte bir sabah kahvaltısı yaptık. Sabah herhalde 7-7.30 civarıydı. Çok erken bir saatti yani. Sonra hazırlanıp tabii ki de her zamanki gibi normal eşyalarımızı yerleştirip onlar da bize yardım ettiler aşağı indirmemiz için. Çok yardımcı aynen, oldular yani. Çok yardımcı oldular yani. Çıkarıp indirirken bisikletleri, çantaları. Onlar bizi buraya kadar geçirdiler. Ve biz de oradan merkeze gittik, çarşıya gittik. Unuttuğum bir şey var ama bizim bu yola çıktığımız, yani Wrocław'dan ayrıldığımız akşam değil, bir önceki akşam bize dediler ki Yanek size küçük bir oyuncak verse onu İstanbul'dan fotoğraf çekip gönderir misiniz? Evet. Daha sonra gelecekte böyle bisiklet sürmesi için ve bisikletle ilgili bir şeyler yapabilmesi için bunu yapar mısınız dediler. Aynen. Sonra sabah çocuk oyuncak vermek istemedi. Tam aynen. Kapıdan çıkarken yani sorduk. Yani onun rızasını bekliyorlar aslında. Evet. Hani kendileri çıkarıp da onun bir oyuncağını verebilirler bize. Ama ona soruyorlar. Vermek ister misin? İstanbul'a götürecekler. Çocuk başta utandı. Zaten bizden hep utandı hiç. Evet. Çocuk böyle saklandı bizi. Yemek yerken aynen, bakınca yemek yemiyor. Evet yani. Yemek yerken bakıyoruz biz. Yemek yemiyor. Ağzındaki çıkarıyor falan, böyle değişik hareketler yaptı. Yani utandı çok bizden, çekin. Evet. Sabah işte tam kapıdan çıkarken bir daha sordular. Hani ister misin oyuncağını vermeyi falan diye. Biraz nazlanarak da olsa bir tane oyuncağını verdi küçük bize. Şu an biz de inşallah başına bir şey getirmeden İstanbul'a götürürüz. İkinci olarak da sarılıp ayrıldık. Değişik bir duygu. Biz önceden biz birilerini yola çıkartıyorduk, yola gönderiyorduk. Şimdi başka birileri bizi yolcu ediyor. Çok farklı hisler hissettiriyor. Sonra oradan Wrocław Meydanı'na gittik tekrardan. Aynen, çantalarla ve bisiklet kıyafetlerimizle tam olarak hatıramız olsun diye gittik. Orada fotoğraf çekildik işte sabah. Evet. Sonra tam böyle meydana girerken bayrakların etkisini soruyorlar bize. Birkaç kişi sordu. İşte bayraklarla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Aynen, yani olumsuz işte, veya olumsuz. Ama genelde olumsuz olarak sordular. Evet, hani yani anladığım kadarıyla. Gerçekten bir sıkıntı yaşıyor musunuz bayrak taşırken diye. Biz bayrakları icebreaker, buz kırıcı diye söylüyorlar. Buz kırıcı gibi düşünüyoruz şu anda. Çünkü bayraklar arkamızdayken her zaman bir yanımıza geldi ve bir şeyler sordu bize. Aynen. Bu her zaman yani dikkat eksiksiz çekiyor çünkü ve hani illa biri
o bayraklara bir yakınlık duyuyor yani, evet. Birisine yakınlık duyuyor. Ya işte Ukrayna'daki Kiev'liyim diyor mesela, evet. O pazarda ödemişti. Ya işte Türkiye'den mi geliyorsunuz falan diyor. Türkiye'ye geldik, aynen. Çok beğendik diyenler, evet. Oluyor. Neyse biz Vroslav Meydan'a girdik. Bizim yanımıza bir Kırımlı biri geldi. Hı hı. Tabii biz onun Kırımlı olduğunu sonradan öğrendik. Biri geldi, işte Türkiye'den misiniz dedi. Şaşırdık birden, hani neredeyse bizim gibi konuşuyor yani, evet. Bizim kadar iyi konuşuyor Türkçeyi. Ondan sonra evet dedim, merhaba ben Emil dedi. Ben ilk Emin anladım. O yine Emilmiş, Kırım Türk'ü muhtemelen. Evet. Merhaba nasılsın, benim adım Emil filan dedi. Çok sevindik, mutlu olduk yani. Hiçbir kimseden böyle bir şey beklemezken. Aynen, yanında arkadaşı da vardı, o da bizim tabii, yani tanıştık. Eşi herhalde, konuştu. Eşiydi. Eşiydi, evet, ya da eşi olabilir, aynen. İkisi bisikletle işe gidiyorlardı zaten. Hı-hı. Hani Vroslav'da çok fazla bisiklet kullanımı var şehrin içinde. Herkes, evet. İşe giderken kullanıyor yani. Sonra bir de bir önceki akşam Yüreğe şey söyledik. Dedik ki ya burada kamping gözüküyor haritada. Hı-hı. Orayı arayıp sorar mısın açık, evet. Mı diye. Çünkü artık kampingin açık olup olmadığını kesinleştirmek üzere. Gittiğimizde kapalı olunca çok şey hayal oluyor. Kırıklığı, hayal kırıklığı oluyor. Yani oluyor. Yorgunlukla gidiyoruz zaten. Belki bazen tırmanıyoruz bir kamping, evet. için veya bazen de değişik yollardan gidiyoruz. O yüzden hani orada bir kamping olmaması ya da kapalı olması gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Ve hayal kırıklığının yanında mesela geç geldiğimiz oluyor. İnanılmaz bir zaman kaybı. Hotel, evet, aray, Wi-Fi bul, evet. Oteli bul. Otel ucuz mu pahalı mı bilemiyorsun. Pahalıysa üzülüyorsun. Keşke bu kadar para vermeseydik, aynen. diyorsun. Biz burada çünkü bütçemizi kampinglere göre ayarladık neredeyse, evet. Yani otelde kalmamızın sebebi bu turda orada kamping, aynen, olmaması. Kamping olmadığı için otelleri tercih ettik. Oradan sonra devam ettik yolumuza. Yani tekrardan şehir merkezinden tekrardan Agata ve Yüreğin evinin yakınlarından geçip, evet, tekrar, aynen. geri döndük. Yani tekrar geri dönmüş gibi olduk, evet. aslında ama olsun, önemli değil. Zaten az bir mesafe, evet, 2-3 kilometre, kilometre kadar. Falan. Oradan işte şehrin çıkışına doğru gittik. Rahat bir şekilde, evet, çıktığımızı düşünüyorum. Yani aynen. Şehirlerden bu turda hiçbir şehirden çıkışta problem, evet, yaşamadık. Aynen, çok rahat bir şekilde rahat çıktık. Bir şekilde çıktık. İşte Lidl Market var, evet. bizim vazgeçilmezimiz. Lidl Alman Market pastası. Aynen, hem yani hem uygunluğu bakımından hem de gerçekten çeşitleri falan çok güzel. Yani lezzetli de yaptığı şey, yaptığı o fırın tarz şeyleri. O yüzden bayağı bir şeyler alıp daha kapıdan çıkınca yedik yani. İşte bırakmadık çok fazla. Sabah herhalde zaten. Çıkış işte evden çıkış, meydana gidiş, meydandan dönüş herhalde Lidl'ı 10 gibi, 9-10 evet, gibi. Evet, 10 geçiyordu çıktığımızda. Herhalde, evet. Öyle bir şeydi. Daha fazla yolda zaman kaybetmeyelim işte, ne bileyim, çay hazırlığından zaman kaybetmeyelim diye. Hemen çıkışta bir şeyler atıştırdık ve yola çıktık. Vroslav Havalimanı'nın etrafından dolandık, evet, neredeyse. Evet, yani, o da havalimanı olduğu için bayağı bir dolandırdı yani. Havalimanı'nın iki kenarını geçtik yani. Sonra acayip bir yola girdik. Hani kötü anlamda değil mesela. Evet. Kötü, olumsuz bir olayla karşılaşmadık ama birden gerçekten iyi yollardan inanılmaz yamalı ve inanılmaz kötü yollara girmeye başladık. Evet, yani tıkır 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 tıkır, 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 tıkır böyle, böyle tıkır 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 sürekli, gidiyoruz. Aynen. Bizim o yollara tıkı tıkı yol diyoruz, aynen, kendi aramızda. Tıkı tıkı. Tıkı 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 gidiyoruz. Böyle bir süre sonra yol tadını kaybettiriyor sana. Çünkü verim alamıyorsun. Verim alamıyorsun. Bastığın pedaldan verim alamıyorsun. Gitmiyor. Yani o bisiklet gitmiyor bir türlü. Uzun sürüyor. Gittiğin yol da uzun sürüyor. Seni de yoruyor. Yoksa her yer tarlaydı. Tarlaydı. Böyle küçük yer, çok küçük yerleşim yerlerinden, evet. geçtik ki Vroslav'dan önceki yerleşim yerlerinden farklıydı bu yerleşim yerleri. Hani daha bakımsızdı, daha kimsesizdi sanki. Evet. Çok fazla insan yoktu. Yani inanılmaz terk edilmiş, evet, gibi duruyordu her yer. Evet, terk edilmiş gibi duruyordu her yer. Böyle ya da bizim geçtiğimiz saatlerde ya insanlar uyanmamış oluyordu. Evet. Ya artık böyle sıcak olduğu için çok hani bilmiyoruz. Dışarı çıkılmıyordu, bilmiyoruz. Ama hani çok bir yaşam belirtisi yoktu yani, öyle diyeyim. Hatta market falan aradık yani. Marketi geçtim. Hani bakkallar bile saat 12 ile 3 arasında çalışmıyoruz, evet, falan yazmışlardı. Evet, 12 ile 3 arası çalışmıyoruz gibi yazmışlar. Hani rahatlardı o konuda. Biz de tam da o saatlerde hani tam öğlen muhabbeti, öğlen yemeği muhabbeti. Bir şeyler atıştırmak, bir şeyler, evet. aradık ama maalesef bulamadık. Sonra da, elimizdekilerle yetinmek zorunda, evet, elimizdekilerle yetindik. Sonra da yine çok iyi olmayan, aynı şekilde, aynı tarz yollardan ve turumuz boyunca sürdüğümüz, o güne kadar sürdüğümüz alanlar arasında en düz olan yerdi. Evet, yani çok düzdü. Çok fazla düzdü yani. Eğer yol çok iyi bir kaliteli bir yol olsaydı muhtemelen aldığımız süre işte ne bileyim 3'te 1 oranında azalırdı yani, ki kesinlikle. Ki ona rağmen bile hani kampinge 2 kaç tane vardık biz? Yani 3.5'ta falan vardık. 3.5'ta falan vardık yani kampinge. Ona rağmen bile hani daha yollar da iyi olsaydı herhalde öğlen gibi orada olurduk. 1.5'ta yani falan varırdık. O kampingde aslında biz orada değil de mesela 15-20 kilometre ilerisinde kalmayı planlıyorduk, aynen. ama
Camping yok. Mesela 10 kilometre ilerisinde Legnica diye bir kent var. Evet, Legnica var. 3 tane oteli var. Evet. Booking'de gözüken. Başka yerde var mıdır bilmiyorum. Bizim baktığımız 3 tane oteli var. Şimdi o otelde kalabilirdik ama bütçe konusunda sıkıntı yaşamamak için 10 kilometre geride kalıp kampingde kaldık. Biz kampinge girdiğimizde kampingin kapıları açıktı. İçeri girdik falan böyle. Aynen. Resepsiyon yazıyor her yerde. Kimse yok. Kimse yok. Biz de bekledik biraz böyle bakındık ama yoktu. Ya bir de erken gittiğimiz için kimse de yok. Yani gerçekten hiç kimse yoktu kampingde. Ya benim biraz moralim bozuldu. Çünkü ben böyle kimsesiz kampingleri çok sevmiyorum. Hani insanlar olsun, bir koşturan, bir şeyler hani konuşanlar olsun istiyorum. Benim öyle hoşuma gidiyor. Bir kamping ortamı olsun istiyordum. Ama kimse olmayınca böyle moralim bozuldu gibi oldu. Bir değişik oldu. Sonra çadırı falan kurduk. Her şeyi hazırladık. Evet. Resepsiyona bir kadın geldi. Onunla anlaştık. 32 zloty ödedim. Evet, az bir 30 gibi. İnterneti vardı. Gayet iyi çekiyordu. Hani gayet iyi çekiyordu. Güzeldi yani, yani kamping. Daha sonra bizden sonra yaklaşık 1,5 saat sonra yani 5,5-6 gibi artık çok. İnsanlar gelmeye başladı. Motorcular geldi. Bir tane karavancı geldi. Daha sonra bir tane aracı da geldi. Evet. Bir tane büyük transporter'ı karavana çevirmişler. O geldi filan. Böyle 7-8 kişi olduk. Evet, 8-9 kişi kadar vardık yani. Yani 8-9 tane araçla. Yani araç yani. Yani evet. Daha fazla içinde oluyor. Tabii insan daha fazlaydı aynen. İyi oldu, güzel oldu. Benim hoşuma gitti yani. Yani rahat uyuduk o akşam. Evet, rahat. Bir de güzel bir yerdi. Zaten videolarını falan da çekmiş. Problem yaşamadık. Tuvaletleri, banyolar temizdi yani her yer. Sadece buradaki kampinglerde işte sabun da yanında götürüyorsun birçoğunda. Birçoğunda olmuyor. Evet. Tek şeyi oydu. Eksisi oydu. Onun dışında her şeydi. Başka da herhalde o günden başka eksik bir şey. Ya o günden başka evet bir şey yok. Tek hatırladığım şey dediğim gibi o kimsesiz terk edilmiş küçük yerler. Bakkal dahi bulamadığımız ya da bulsak da kapalı olan yerler ve o tıkı tıkı yollar. Hani bugüne dair başka bir şey aklımda yok. Dümdüz bir yoldu. Tarlalık, bazen yer yer ağaçların içine, ormanın içine geçen dümdüz bir yer. Araçlar zaten çok fazla yok. Evet. Otobandan şey geliyoruz zaten, biz otobandan daha içeride gidiyoruz. Araçlar zaten dikkatli. Problem yok o konuda, hiç olmadı. Bu kadar o zaman. Evet, bu kadar.